Otokar standındayız. İDEF 23 için yeni bir araç. Arkamda gördüğünüz yeni aracını soracağız. Özellikleri bu araç aslında savaş sahasında kalan araçları kurtarmak veya burada yapılacak çalışmalara destek vermek üzere tasarlanmış bir araç. Ama araca başlamadan önce sizi tanıyalım. Merhabalar, benim adım Fahrettin Durduran. Yaklaşık 4,5 yıldır Otokar'da çok tekerlekli zırhlı askeri araçlar departmanında uzman sistem mühendisi olarak çalışıyorum. Şimdi İDEF'e getirdiniz Arma 2'nin kurtarıcı versiyonunu. 8x8 üzerine oturuyor. Peki neden bu araçlara ihtiyaç var savaş sahasında? Önce buna başlayalım. Tabii daha önce zaten bildiğiniz üzere Arma 2 8x8 aracımızın basın lansmanını yapmıştık. Bu araç Arma 2 aracımızın kurtarıcı varyantı. Yani Arma 2 platformu üzerine geliştirdiğimiz kurtarıcı araç. Şimdi şöyle, normalde araçlar hareket esnasında orada herhangi bir yolda kalma durumu, batma durumu ya da buna benzer problemler yaşandığında yine onlarla aynı seviyede mobilite ve onlara benzer koruma seviyesine sahip araçlarla o bölgeye gidip o kurtarma operasyonunun icra edilmesi gerekiyor. Bu nedenle biz de yine 8x benzer muadil araçları kurtarabilecek, hatta kapasitesi dahilindeki birçok aracı kurtarabilecek ve sadece kurtarma değil onun dışında ilave birçok fonksiyonu daha olan bir araç geliştirdik. Şimdi toplam ne kadar ağırlığa sahip ki kaç tonluk bir aracı çekebilir? Benim en merak ettiğim konulardan biri. Şöyle, bu aracımızın ağırlığı 40 ton. 720, aynı Arma 2'de olduğu gibi 720 beygirlik bir güç grubu üzerinde. 6 ileri bir geri otomatik şanzımanı sahip, çift hızlı transfer kutusuna sahip, tüm akslardan direksiyonlama kabiliyeti var. Tam bağımsız süspansiyon sistemi ve diferansiyel enine boyuna diferansiyel kilitleri mevcut. Yani bundan kastım aslında bizim 8x8 araçlarımızla aynı seviyede, aynı coğrafyalarda, bu zorlu koşullarda yüksek performans, mobilite performansı sağlayabilir. Görev donanımları aslında bunun görev profili kurtarma, bakım, onarım diyebiliriz. Onlara isterseniz geçelim. Şimdi şöyle bir aracı dolaşalım isterseniz ama önden başlayalım. Tabii kurtarma yapmak için o alanı düzlemek gerekiyor ki ulaşım sağlansın ve bir şekilde daha verimli bir kurtarma olsun diye. Biraz anlatır mısınız? Tabii sadece düzlemek değil, o alana ulaşabilmek de gerekiyor. Bu dozerimizin fonksiyonları yukarı aşağı hareket edebiliyor, bıçak açısı değiştirilebiliyor ve sağa sola 10 derecelik bir açı kabiliyeti var. Bu dozerle birlikte küreme, yol açma, yol temizleme, barikat kırma, engel temizleme, hendek kapama, mevzi bozma. İş makinesi gibi her şeyi yapıyor zaten, 40 ton koca bir araç. Ben tabii şunu izleyicilerimize söylemek istiyorum. Bu tür askeri araçların bir de tabii doğal afetlerde aslında insan kurtarmak, yolu açmak, ne bileyim orman yangınında belki ekiplerin gelmesi için açması gibi de aslında barış zamanında çok çok görevleri oluyor. Kapasitesi dahilindeki aslında ekipmanlar sizin de belirttiğiniz gibi bu tarz durumlarda da kullanılabilir. Şöyle aracı hem dolaşalım. Dediğiniz gibi hareketi sağlayan herhalde hidrolik sistemler, kollar buradan. Çok önemli bir konu var. Mesela askeri araçlarda eğim tırmanma çok önemli bir konu. Normalde dozer bıçağına sahip araçlarda eğim çıkma performansı biraz kısıtlanabiliyor. Yani bizim de askeri araçlarımız genelde %60-%70 civarında eğim çıkma kabiliyetine sahip. Bu dozer tasarımını yaparken biz buna kendi çözümümüzü getirdik ve dozer bıçağı üzerindeyken %60 eğim çıkma kabiliyetine sahip. Bu nedenle kameramız biraz daha yüksektedir. Çünkü eğim çıkarken bunu normal sürüş pozisyonunun biraz daha üzerine çekiyoruz. Ve sürücünün farkındalığını da yine en yüksek seviyede tutmak istiyoruz. İlave olarak burada kör nokta kameralarımız var. Yani dozer bıçağıyla araç arasındaki ne olup bittiğini ya da eğim çıkarken ya da dozer bıçağı açıkken bu bölgeyi de görebiliyorlar. Yine bu bölgeyi burada ilave bir aydınlatmayla aydınlatıyoruz. Yanından devam edelim. Tabii ki sabitlemek gerekebiliyor aracı kurtarma sırasında. Vinci açtığımız zaman vinci açarken de herhalde bu da normalde diğer 8x8'lerde olmayan şeyler. Yukarıda bir crane vincimiz var. Evet. Bu crane vincimizin ana görev profili sahada bir güç paketi değiştirme, kule değiştirme ya da kapasitesi dahilindeki
bir ağırlığı araçtan indirme, araca bindirme, yerini değiştirme gibi görevlerde kullanılıyor. Kaç ton kaldırıyor vinç? Kapasitesi 25 ton metre ama şöyle söyleyeyim anlaşılması için. 6 metreye kadar uzanabiliyor. En kötü koşulda yani. En kötü koşulda paralel bir şekilde 6 metreye uzandığında 3.7 ton gibi bir ağırlığı rahatça kaldırabiliyor. Bu operasyonu yaparken de aracımızı 4 adet destek ayağıyla sabit. Siz bunları söylerken benim lisedeki fizik soruları aklıma geldi. Vinci uzattığınız zaman çok iyi dengelemek lazım ve tabii kaldırma gücünüz ona göre yakından veya uzaktan fizik kuralının tabii, temeli. O tabii kendine doğru geldikçe o kapasitesi artarak geliyor. En son maksimum kapasitesine ulaşıyor. Ön destek ayaklarımız burada. Evet. Arka tarafa isterseniz biraz geçelim. Arka tarafa doğru da geçelim. Ya buradan geçerken şeyden de bahsedeyim. Buralarda hep dolaplar görüyorsunuz. Evet. Bu aracımızın bir diğer görev profili de sahada bakım ve onarım. Şimdi bunun için araç içerisinde ve dışarısında mekanik ve elektrik teknisinin ihtiyacı olan tüm ekipmanlar bu araçta mevcut. Mesela örnek vermek gerekirse şuradaki dolapta portatif kaynak makinesi ve jeneratör bulunuyor. Yani müdahale edip aracı yürür hale getirip tabii. taşınması aynen, için de. Aynen öyle. Burada oksijen asetilen kesme tüpleri ve diğer tüm ekipmanlar bu dolaplarda araç içerisinde ve dışarısında saklanıyor. Şimdi gene crane konusuna geliyorum. Arkasına, evet. Arkadaki hocam. Destek ayaklarımız bunlar. Evet. Bunlar baktığınız zaman aslında bir mahmuz. Bu mahmuzların iki fonksiyonu var. Crane kullanılırken destek ayağı olarak görev yapıyor. Fakat batmış bir aracı çekerken, devrilmiş bir aracı kurtarırken araç içerisinde bulunan 35 ton kapasiteye sahip ana kurtarma vincini kullanıyoruz. Palanga ile beraber bu kapasite 70 tona kadar arttırılabiliyor. Tabii böyle bir kapasite varken ve yumuşak kumdan tutun çamura birçok zeminde bu operasyonları yapacağınız için aracı çok iyi bir şekilde sabitlemeniz gerekiyor. Bu mahmuzlar bu nedenle dönüp yere saplandığında aracı sabitleyecek kabiliyete sahip. O yüzden hatta biraz daha geniştir emsallerine. Burada da herhalde artık arızalanmış aracı trafik ekiplerinin yaptığı gibi takıp götürüyorsunuz. Peki diyelim ki bir motor arızası var. Bu aracın sistemini palet dönebiliyor mu? Yani ne bileyim tabii tekerlekli bir şeyi çekmek boşsa daha rahat ama. Tabii, ya şöyle aslında bizim normalde 8 ya bu sınıf benzer 8x8'lerde kaldırarak çekme fonksiyonu olmaz. Biz bu araçta kendi özgün tasarımımızla bu fonksiyonu da icra edebilecek bir ekipman geliştirdik. Şimdi normalde sizin de belirttiğiniz gibi tekerlekli bir araçta ön aksı zarar görmemişse, direksiyonlamasında bir problem yoksa zaten çeki kancası ve çeki okuyla bu operasyonu yapabiliyorsunuz. Ama ön aksı zarar görmüş, mayına basmış örneğin ya da direksiyonlamasında bir problem olan bir aracı çekip kurtarmanız, güvenli bölgeye taşımanız çok zor. Bu ekipman sayesinde araca bağlanarak aracı kaldırıp o aksı yerden koparıp çekme operasyonu yapabiliyorsunuz. Kullanmıyorken de aynı bir robot kol gibi düşünebilirsiniz. Katlanıyor ve yukarıda çok efektif bir şekilde intikal modunda duruyor. Bunun bir fonksiyonu daha var. Şimdi sahada bir araç olduğunu varsayalım. Bu aracın motorunda bir arıza var ve bu arıza orada tamir edilemeyecek seviyede ve orada güç paketinin değiştirilmesi gerekiyor. O sahaya güç paketi taşınması gerekiyor. Bu ekipman sayesinde da yani bunun mesela motorun ağırlığı birkaç ton. Tabii yani birkaç tonun da üzerinde oluyor genelde. Bu ekipman sayesinde biz sahaya ilave araç ihtiyacı olmadan yedek güç paketi de taşıyabileceğiz. Motoru koyuyorsunuz, orada değişim gerçekleşiyor ve o arızalı motoru da alıp yanınıza götürüyorsunuz. Peki benim merak ettiğim bu aracın güvenliği nasıl sağlanıyor? Emniyeti nasıl alınıyor? Emniyeti aracımızın üzerinde 7.62 ve 12.7 milimetrelik. Biz vinçlere bakarken onları görmedik evet, tabii. Onları görmedik. Biraz da onlardan bahsedelim. Lütfen. Lütfen şöyle bir yanına doğru da gidelim tabii, isterseniz. Tabii olur. Şeylerini söyler misiniz? 7.62 ve 12.7 milimetre mühimmat atabilen içeriden kontrollü bir kulemiz var. Evet. İlave olarak araçta 8 adet sis havanımız bulunuyor. Evet, yük kenarlarda sis havan. Aynen öyle. Bunlar kendini koruması için aracımızda mevcut. Onun dışında biraz da araçtaki diğer özelliklerden bahsedeyim. Lütfen. Araçta yine 360 derece kamera sistemi var. Yani sürücü farkındalığı yine üst seviyede. Ve gece operasyonlarında icra edebilmesi için 360 derece her bölgesinde projektör bulunuyor.
İçerisinde gene seyyar projektörlerimiz de var. Onun dışında 4 personel kapasitesine sahip bir araç, 1 şoför, komutan ve nişancı aynı kişi ve 2 operatör. Yani gidip sahada tamiratı, kendi güvenliğine alınması gibi her şeyi yapabiliyor. Tabii şöyle söyleyebilirim. Normalde mobil onarım araçları, kurtarıcı araçlar ve mühendislik araçları 3 farklı konsept gibi düşünebilirsiniz. Ama bu araç hepsinin kabiliyetlerini içerebilen bir araç. Çok çok teşekkür ederiz bilgiler için. İşte ilk defa sergilenen Arma 2 kurtarıcı 8x8 üzerine oturduğu ve çok değerli detaylı bilgiler aldık. Çok sağ olun, sizlere kolay gelsin diyoruz. Teşekkürler, iyi fuarlar.